Derin bir tarihi geçmişe sahip Makedonya, bağımsızlığını 20. yüzyılın sonunda elde etmiş genç bir ülke. Ancak 26 yıllık kısa bağımsızlığının aksine, tarih boyunca içinde barındırdığı değerlerle adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Çetin geçen bir iç savaş sonucu dağılan Yugoslavya Federatif Cumhuriyeti bünyesindeki 6 cumhuriyetten biri olan Makedonya, ekonomik ve siyasi anlamda federasyon içinde her ne kadar ön plana çıkamasa da kültür, sanat ve spor alanında hatırı sayılır bir konuma ulaştı. Bünyesinde barındırdığı kültürler ve etnik topluluklar bakımından Yugoslavya'nın en karmaşık cumhuriyeti konumunda olan Makedonya, bu dönemde hem Yugoslavya'ya hem de tüm dünyaya çok sayıda başarılı sporcu armağan etti. Uluslararası müsabakalarda Yugoslavya bayrağını dalgalandıran Makedonyalı sporcuların sayısı, ülke imkanları ve nüfusu dikkate alındığında hiç de azımsanacak gibi değil. Arnavut asıllı Makedonyalı sporcu Şaban Trstena belki de bu sporcuların başında geliyor. Üsküp doğumlu Trstena, 1984 yılında henüz 19 yaşındayken Los Angeles'ta düzenlenen olimpiyatlarda serbest güreşte altın madalya kazanarak hem kendi ismini hem de temsil ettiği ülkenin ismini spor tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı. Benim kariyerim daha 17 yaşındayken 1982 yılında başladı. 17 yaşında profesyonel olarak güreş yapmaya başladım. Yani çok genç yaşta Avrupa ve Dünya Olimpiyat Şampiyonlarına meydan okudum ve başarıya ulaştım. Tabii ki olimpiyat oyunları her sporcunun hayallerini süsler ve ulaşabileceği en yüksek noktayı temsil eder. Ben de bu hayalimi gerçeğe dönüştürmeyi başardım. Elde ettiğim başarıyla adımı dünya spor tarihine yazdırdım. Son 125 yıl içerisinde 19 yaşında olimpiyat şampiyonu olan tek kişi benim. Bugüne kadar bu rekoru kıran kimse çıkmadı. Bilindiği gibi Türkler, Ruslar, Bulgarlar, Japonlar çok hızlı ve kuvvetlidirler. Hepsinin birçok güçlü güreşçisi ve şampiyonu var. Ancak hiçbirinin 19 yaşında genç bir şampiyonu yok. Aslında bakarsanız Makedonya gibi küçük bir devletten bu kadar başarılı ve genç bir sporcunun çıkması o dönem herkesi şaşırtmıştı. Şaban Trstena çok zor şartlarda güreş yapmaya başlamış. Ağabeyi de ünlü bir güreşçi olan Trstena, antrenmanlara babasından gizli bir şekilde devam etmiş. Ancak imkansızlıklar da, babasının karşı çıkması da, çok genç yaşta güreş sporuna gönül veren Trstena'nın hayallerinin peşinden koşmasına engel olamamış. Jam një sportist shqiptar, kum lindër në një lagj të varfër, Ben Arnavut asıllı bir sporcuyum. Yahya Paşa Camii yakınında yoksul bir semte dünyaya geldim. Bu cami 6 asır önce Osmanlılar tarafından inşa edildi. Spor kariyerimde doğduğum bu semte başladı. Güreşe karşı ilgim 12 yaşındayken belirdi. Bu alanda en büyük destekçimse kendisi de Yugoslavya çapında şampiyon bir güreşçi olan abim Muharrem'di. Aslında her ebeveyn evladının sporla uğraşmasını ister. Ama babam güreş sporuna son derece karşıydı. Bu yüzden ben ve abim uzun yıllar babamdan gizli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Dönemin Partizan'ın spor salonuna antrenmanlara giderdik. Bu durum 1982-83 yıllarına kadar devam etti. Katıldığımız müsabakalardan ciddi sonuçlar almaya başladığımızda babam bizi başarılı birer güreşçi olduğumuzu anladı. Ben güreşe 1977 yılında Üsküp'te başladım. Yaklaşık 7 ay içinde de o dönem yeni kurulan Liria Spor Kulübü'ne geçtim ve kariyerime orada devam ettim. 38 kiloda katıldığım ilk güreş müsabakası 1980 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan Olimpiyatlarındaydı. Orada gerçek bir yetenek olduğumu herkese kanıtlama şansını buldum. Türkiye'den ve diğer ülkelerden uzmanlar çok kısa bir süre içinde benim dünya zirvesine ulaşacağımı söylüyorlardı.
Yani kariyerime bir anlamda İstanbul'da başladım diyebilirim. Profesyonel anlamda kariyerimi noktaladığım müsabaka ise 1996 yılında Atlanta'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ydı. Şaban Tırstena 1 Ocak 1965 tarihinde Üsküp'te dünyaya geldi. Osmanlı mirasına ev sahipliği yapan Üsküp'ün en eski yapılarından biri olan Yahya Paşa Camii'nin çevresindeki mahallede dünyaya gözlerini açan Tırstena, çocukluğun Yahya Paşa Camisi'nin avlusunda geçti diyor. Yoksul bir çocukluk geçirdiğini ifade eden olimpiyat şampiyonu, olanaksızlıkların kendisini bir an bile hayallerinden vazgeçirmediğini söylüyor. Historia e një sportistit nuk shkruhet me kadet. Për shembull sigurisht siç është lona ballkanike. Bir sporcunun kariyeri başladığı yerde bitmiyor. Örneğin Balkan Olimpiyatlarıyla başladıysa yine aynı seviyede bitecek diye bir kaide yok. Benim spor yaşamım Avrupa ve Dünya Şampiyonaları, Olimpiyat Oyunlarıyla geçti. Bir sporcu olarak 20 yıl boyunca kariyerimin zirvesindeydim. Balkan Oyunlarından başlayarak olimpiyatlara kadar dünya çapında birçok zafere ulaştım. 19 madalyam var. 19 sayısı benim için oldukça özel. 19 yaşında Avrupa ve olimpiyat şampiyonu oldum. Aynı yıl Makedonya'da ve Yugoslavya çapında yılın sporcusu seçildim. 19 yıl sonra da kariyerimi sonlandırdım. Kariyerim boyunca elde ettiğim bir rekor daha var. Ben 7 kez Makedonya'da yılın sporcusu seçildim. Bu rekoru hala kimse kıramadı. Yugoslavya'nın bir sporcusu olarak 2 kez olimpiyat oyunlarına katıldım. 1984 yılında Saraybosna'da kış olimpiyatları gerçekleşmişti. Aynı yıl Yugoslavya'nın en iyi sporcusu ödülüne layık görüldüm. Bunun dışında tam 12 kez doğduğum ve kariyerimin başladığı kent olan Üsküp'ün en iyi sporcusu 20. yüzyılın sonunda yani 2000 yılında da Makedonya çapında asrın sporcusu ve Balkanlarda 100 yılın en iyi Arnavut asıllı sporcusu olarak da seçildim. Kendi kaleme aldığı bir kitapta anılarını derleyen Tırstena, Makedonya'nın genç güreşçilerine tecrübelerini paylaşmaya adamış kendini. Aktif güreş hayatını sonlandırmış olsa da bildiklerini genç nesillere aktarmak için dersler veriyor. Kendi gençlik yıllarında olduğu gibi bugün de Makedonya'da yeni nesil güreşçilerin çok zor şartlarda çalıştığına dikkat çeken Tırstena, gençlere en büyük öğüdünün hayallerinin peşinden koşmayı bırakmamaları olduğunu söylüyor. Onlara en büyük örnek olaraksa hiçbir imkana sahip olmadan dünyanın zirvesine ulaşmış biri olarak kendisini gösteriyor. Botrore dhe Evropiane me 17 vjet. Domethën aty fillon përsëri për senior, dije se kulmi. Bugüne kadar elde ettiğim başarılar hakkında konuşmak şimdi çok kolay tabii. Ama geçen 19 sene içinde çok ciddi imkansızlıklara rağmen bu başarılara ulaşmak inanın çok zordu. Şu an hayat hikayemi birkaç dakikaya sığdırmaya çalışıyoruz. Oysa geçtiğimiz çetin yolları bu kadar kısa sürede aktarmak oldukça güç. Şu anda içinde bulunduğumuz yer Tefeyüz Kulübü. Hala dünya standartlarına uygun bir mekanımız olmadığı için üzgünüm. Ben de aynı şartlarda antrenmanlarımı yaptım. Ama şartlar başarıya ulaşmaya engel olmaz. İstek ve cesaret varsa herkes başarabilir. Birkaç ay önce hayatımı anlattığım otobiyografimi tamamladım. Biz sporcular tarihimizi iki kez yazıyoruz. İlki müsabakalarda, ikincisi ise yazılı belgelerde. Ne yazık ki doğduğum, yaşadığım ve adına birçok başarı elde ettiğim ülkemde geçmişimi kendi ellerimle kaleme almak zorunda kaldım. 500 sayfalık bir kitapta kariyerimin başlangıcından son gününe kadar her anı yazdım. Bu arada başıma gelen ilginç bir olayı da burada izleyenlerle paylaşmak istiyorum. Önceden de belirttiğim gibi benim kariyerim 1980 yılında İstanbul'da başladı. O sene yenilgiye uğrattığım Türk rakibimi bulmak için uzun süre uğraştım.
onu tam 32 yıl aradım. Ama sonunda tesadüfen 2 yıl önce Konya'da karşılaştık. Yanıma geldi, kendini takdim etti ve o müsabakada benim rakibimin olduğunu söyledi. Geçirdiği bir kaza sonucu sporu bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Ailesiyle birlikte benim bütün müsabakalarımı izlediğini, başarılarıma şahit olduğunu ve gurur duyduğunu söyledi. Benim için bu çok duygusal bir andı. Rakibimin benim başarılarımı kutlaması beni son derece duygulandırdı. Şaban Tırstena tam bir Türkiye hayranı. Uluslararası güreş kariyerine İstanbul'da düzenlenen Balkan Olimpiyatlarında başlayan Tırstena, Türkiye'yi yakından takip ettiğini ve son dönemde kaydedilen ilerlemenin kendisini heyecanlandırdığını vurguluyor. Türkiye'nin Balkanlarda yaşayan Arnavutlara sahip çıktığını dile getiren Tırstena, derin tarihi ve kültürel birlikteliğe atıfta bulunarak Türkler ve Arnavutlar arasındaki bağların kopmasının mümkün olmadığını söylüyor. Kaçın lonat balkanike që u majt në Istanbul, në Turki, në vitin 1980. Türkiye'de birçok arkadaşım, meslektaşım ve akrabam var. Türkiye Cumhuriyeti geçmişe kıyasla çok büyük ilerleme kaydetti. Bizler Arnavutlar olarak bu coğrafyada yaşayan diğer Müslümanlar gibi Türkiye ile gurur duyuyoruz. Bu kadar kısa sürede sağlanan bu ilerleme, başarı, dünya ekonomisinde gelinen nokta eşine az rastlanır bir örnek. Türkiye'nin kendi vatandaşlarının dışında Balkanlarda yaşayan Müslümanlara yönelik yaptığı yardımlar takdire şayan. Bildiğiniz gibi Yugoslavya döneminde ve yakın geçmişte bu topraklardaki birçok cami yıkılıp yok edildi. Depremde ve eski rejimin yönetiminde 500-600 yıllık camiler büyük hasar gördü. Şimdi Türkiye'nin yardımıyla bu ibadethaneler restore ediliyor. Onlar bizim tarihimizi, bizim kültürümüzü yansıtıyor. Bu bölgede yaşayan Türkler olduğu kadar Arnavutlar, Boşnaklar, yani tüm Müslümanlar Osmanlılardan miras kalan bu eserlere ve kültüre sahip çıkıyor. Biz bu dinin bir parçasıyız ve bize bu eserleri bıraktıkları için Osmanlılarla gurur duyuyoruz. Bunun dışında Türk halkının Makedonya ve Kosova'da yaşayan Arnavut halkına uzattığı yardım elini asla unutamayız. Allah onlardan razı olsun. Allah Türkiye devletini, Türk halkını ve dünyanın her köşesinde yaşayan Arnavut halkını korusun. Kariyeri boyunca dünya çapında katıldığı 42 turnuvadan 30 altın madalyayla dönen Şaban Tırstena, Makedonya'nın yetiştirdiği en büyük sporculardan biri. Ülkenin olimpiyat şampiyonu olan tek sporcusu unvanını da elinde bulunduran Tırstena, gençlere yaptıkları işi yürekten sevmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Başarının özveri ve sabır istediğinin altını çizen eski milli güreşçi, işin sırrını tek bir cümleyle özetliyor. Olimpiyat şampiyonu ilan edilene kadar çalışın.